Bambaşka bir gündemle devam edeceğiz. Kadın cinayetleri ve şiddet gündemimizden düşmeyen konulardan biri. Gün geçmiyor ki bir kadın cinayeti haberi duymayalım. Sadece cinayetler değil, tabii o cinayetlerin işleniş biçimi giderek şiddete daha çok eğilimli bir toplum haline gelmemiz durumu daha da vahim kılıyor elbette. Dediğim gibi konumuz bir kez daha şiddet. Şiddetin bireysel ve toplumsal nedenleri nasıl önüne geçileceği, çocuklarımızın bu durumdan nasıl koruyacağımızı konuşacağız. Türk Psikologlar Derneği İstanbul Şubesi Başkan Yardımcısı, Klinik Psikolog Doktor Serap Altekin bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Merhaba. Şimdi tabii biz Özgecan Aslan cinayetinden sonra da daha yoğun olarak tartıştık. Öncesinde de konuşuyorduk. Sonrasında da konuşuyoruz, konuşmaya devam edeceğiz. Özgecan'dan sonra da çünkü pek çok kadın cinayeti oldu. Şuradan başlayalım isterseniz. Yani toplumsal boyutundan başlayalım. Sizin de dikkat çektiğiniz bir nokta var. Yani bu cinayetlerin hemen arkasından yaptığımız bir tartışma var. Cinayeti işleyen kişinin biz hani geçmişine dönüp bakıyoruz, onun aldığı yaraları konuşuyoruz, öyküsünü konuşuyoruz, hikayesini konuşuyoruz. Ve aslında siz bunun sakıncalı olduğunu söylüyorsunuz. Neden? Buradan başlayalım mı? Konuyu aslında iki açıdan ele almak lazım. Bir taraftan bu tür vakaları hiçbir zaman münferit, hani bireysel bir adli vaka olarak görmemek gerekir. En büyük yanılgı olur. Hani daha çok işaret etmeye çalıştığımız nokta orası. Yani bu bir kişinin anlık bir kontrol kaybı ile yaşadığı bir şey, bir kişinin sahip olduğu bir hastalık sonucuyla sebep olduğu bir olay gibi ele alırsak eğer, konunun sosyal, kültürel, toplumsal boyutlarını kaçırmış oluruz. Bu nedenle tehlikeli ve riskli. Ama bir diğer boyut var ki, bireysel nedenlere veya tabloya baktığımız zaman şiddete zemin hazırlayan, şiddeti tetikleyen bir takım gelişimsel faktörler var. Örneğin araştırmalar ve gözlemler çok net gösteriyor ki çocukluğunda, ergenliğinde, kendi ailesinde şiddet ve istismara maruz kalmışsa bir insan yetişkinlik hayatında bunu sergileme olasılığı büyük ölçüde artıyor. Dolayısıyla bunu bir risk faktörü olarak tanımlayabiliriz. Veya bir alkol kullanımı varsa, alkol ve madde bağımlılığı söz konusuysa aynı şekilde şiddet ve saldırganlık riski artar. Bu gibi faktörleri bireysel risk faktörleri, tetikleyici, zemin hazırlayıcı unsurlar olarak mutlaka tanımlamak gerekir. Bunlar literatürün de saptadığı, altını çizdiği şeylerdir. Ama Türkiye'de özellikle kadına yönelik erkek şiddetini ele alıyorsak eğer, bunu sadece münferit bir adli vaka olarak ele alamayız. Çünkü konunun ardında toplumsal, politik başka boyutlar var. Onları açalım isterseniz biraz. Nedir o toplumsal boyutlar? Bir kere en temelde Türkiye'de kültürel kodlarımızda yer olan kadın olmak ve erkek olmaya yüklenen bir takım anlamlar var. Yani toplumsal cinsiyetçi kalıplar dediğimiz kadın olmayı kız çocuklarına, işte nasıl bir erkek olunacağını küçük erkek çocuklarına öğrettiğimiz bir takım kalıplar var. Ve işte en tehlikeli olan yer tam bu kalıplar. Çünkü bu kalıplar içinde sanki şiddet sergilemenin erkeğe bir hak olarak verildiği ve teslim edildiği bir takım kodlar var. İşte kadın şunu yapmaz, kadın akşam karanlık olduktan sonra sokakta kalmaz, kadın çok itiraz etmez, çok fazla konuşmaz. Kadın kendi gücünü, bağımsızlığını, başarısını çok ön plana çıkarmamalıdır. Bunların hepsi tırnak içinde hani olan ifadeler, kültürel kodlarda yer alan mesajlar. Bunlar dizilerde, filmlerde, hikayelerde tekrar tekrar temsil ediliyor ve altı çiziliyor. Pek çok aile hikayesinin içinde belki kızlar böyle davranmaz ama sen kızsın gibi son derece masum gibi kulağa gelen pek çok cümle aslında ardında çok yüklü hikayeler barındırıyor. Veya erkek olmaya, Türkiye'de erkek olmaya gelecek olursak da şiddet göstermek, kızgınlığını, öfkesini fiziksel bir şiddetle dışa vurmayı sanki meşru bir hak olarak erkeğe teslim etmek, kadına yönelik erkek şiddetinin önünü açan son derece önemli sosyal faktörlerden biri. Hele ki bir de buna son yıllarda gördüğümüz, yaşadığımız ve çokça da tartıştığımız gibi politik söylemlerle erkek şiddetinin, özellikle de kadına yönelik erkek şiddetinin altını çizmek söz konusu olduğunda bu olaylar çok daha tırmanıyor. Çok yakın zamanda daha bunun örneklerini yaşadık. En tehlikeli olan şey kadınları İffetli yaşam sürenler, iffetsiz yaşam sürenler, masum, temiz olanlar, bunu hak etmeyenler, tırnak içinde hep bunları kullanıyorum, başına geleni hak etmiş olanlar şeklinde ayırmak. Hatırlarsınız belki çok can yakan tartışmalar da olmuştu. Su testisi su yolunda kırılır tartışmaları, cümleleri. Ama o da o saatte sokakta olmasaydı, ama o da içki içmeseydi, mini etek giymeseydi. Hele ki politik liderlerin
belirli otorite pozisyonda olan insanların da insanları bu şekilde kutuplaştırması, mini etek ve dekolte giymekle inançlı olan insanları iki kutup gibi eğer birbirinden ayırırsanız bu kadını erkek şiddetinin hedefi haline getirmektir. Bir kere çok net bir ayrımcılıktır, nefret söylemidir ve şiddeti, kadına yönelik şiddeti tırmandıran önemli unsurlardan biridir. Dolayısıyla bu tür şiddet olaylarını, vakaları politik bağlamından, kültürel bağlamından kopuk ele alırsak eğer tablonun bütünlüğü ve daha önemli, daha hayati olan tarafını kaçırabiliriz. Yani bireysel faktörler evet hani tetikçi olabilir ama aslında toplumsal boyutlar itibariyle bunlardan artış görüyoruz. Tehlikeli, yani tehlikeli diyebileceğimiz bir gidişat söz konusu mu sizce toplum açısından baktığımızda? Yani tehlikeli elbette ama hani ne kadar, nasıl derecelendirmek gerekiyor bunu? Şöyle, aslında şiddet ve istismarın yaygınlığı halk arasında bilinenden her zaman çok daha fazlaydı. Biz meslek gereği bunu daha yakından takip edip bilirdik. Hani siz de biliyorsunuz, belirli kamuoyunun ilgisini uyandıran, hani bir anda reaksiyonunu yaratan olaylar olduğunda bir anda bir duyarlılık penceresi tekrar aralanır. Orada bu tekrar gündem olur, konuşulur, tartışılır ama bir süre sonra tabii Türkiye gibi gündemi çokça değişen hani bir ülkede çok çabuk hani geri sıralara tekrar giderdi. Ama şiddet ve istismar her zaman çok yaygındı Türkiye'de. Şu aralar hangi dönemlerde özellikle tırmanıyor? Dünyanın her yerinde de bu böyledir. Ekonomik ve politik belirsizlik dönemlerinde ve politik krizlerde her zaman toplumun genelindeki kızgınlık, öfke, nefret, ayrımcılık ve şiddet saldırganlık artış gösterir. Hele ki demin örneklediğimiz gibi buna bir de politik liderlerin söylemleri bunu körüklediği, alevlendirdiği zaman evet şiddetin daha da tırmanabileceğinden ürkmemiz, korkmamız gerekebilir. Evet, tehlikeli bir gidişat söz konusu. Şimdi Özgecan cinayetinden sonra siz de takip ettiğiniz yakından sosyal medyada bir Sen de Anlat kampanyası başlattı. Ve herkes, hani milyonları bulan rakamlar ifade ediliyor. Herkes başından geçeni anlattı, yaşadıklarını anlattı. Bu kampanyayı nasıl buldunuz? Yani hani bir kere ortaya çıkan veriler size ne anlattı? Böyle bir hareketin başlaması aslında çok olumlu değerlendirdiğimiz bir şey, çok büyük ölçüde. Bu aslında dünya genelinde teşhir et, rezil et, hani name it and shame it diye bilinen bir eylem biçimidir, bir reaksiyon ve bir hareket biçimidir. Özellikle de şiddet ve istismar vakalarında en yaygın görülen şey daha çok mağdurun bir utanç duyması ve saklamasıdır aslında. Halbuki bu mağdurun değil, saldırganın, bu işin failinin duyması gereken bir utançtır. Ama çoğunlukla tehditle, toplumsal baskılarla, insanların farklı sosyal çekinceleriyle buna maruz kalan insanlar susar ve bunları bir sır gibi saklar. Ya da en fazla bizlerin klinik odalarında, seanslarında bunları açar ve üzerinde konuşur. İlk defa böyle bir toplumsal hareketin başlaması Türkiye'de insanlara çok güç ve cesaret hissettirmesi adına çok önemli bir paylaşım. Çünkü toplumsal dayanışmayı da beraberinde getiriyor. Hani slogan olarak da korkma, utanma, sen de anlat kullanıldı. Ve pek çok insan başından geçen olayları paylaşmaya başladı ve hakikaten inanılmaz bir hızla arttı. İlk bir haftanın sonunda 1 milyonu aşkın paylaşım vardı bu etiketle. Bize ne gösterdi? Aslında bize bildiğimiz bir şeyin doğruladı, şöyle bir kesitini gösterdi. Ama belki sosyal medyadan bunu takip edenler ve istatistikleri bugüne kadar yakından bilmeyenler için çok net ve çarpıcı bir şeyi ortaya koydu. O da şu ki, cinsel istismar, bir kere paylaşımların ortak paydasına şu vardı. Belki sosyal medyayı yakından takip etmeyen hani izleyiciler olabilir, bir özetleyeyim. Sen de anlat etiketiyle insanlar, özellikle kadınlar, çocuk yaşta, çocukluklarında, ergenliklerinde veya yetişkin hayatlarında başlarına gelen cinsel istismar örneklerini paylaştılar. Bir yandan da korkularını, hani başına bir şey gelmediği halde korku duyan, mesela pek çok örneği vardı işte. Sipariş verdiği bir şey geldiğinde mesela içeride abi tamam ben kapıyı açıyorum diyen kadınlar vardı. Ya da ne bileyim babam öldükten sonra biz hep kapıya erkek ayakkabısı koyduk diyenler vardı. Çok çarpıcı örneklerdi ama bunlar o kadar temsili örnekler ki aslında bu kültürde. Bunu pek çok insan çok da sorgulamadan çok otomatik olarak yapar. Çünkü bu ülkede bir kadının güvenli bir şekilde ayakta kalabilmesi, hayatta kalması maalesef ki bu tür stratejiler kullanmaya, bu tür manevralar yapmaya ihtiyaç duyuyor.
Sen de anlat etiketinde paylaşılanların ortak paydasına şu vardı. Zaten istatistikler de her zaman bunu ortaya koyar bizim gözlemlerimizde. İnsanlar zannediyorlar ki cinsel istismar insanların başına sokakta hiç tanımadıkları bir insan tarafından başlarına geliyor. Halbuki aslında bu vakaların sadece %10 en fazla %20'sinde böyledir. Vakaların %80'inde ve çok daha fazlasında cinsel istismar o kız çocuğuna tanıdığı, güvendiği, yakın çevresindeki bir insan tarafından maalesef ki uygulanır. Bu bazen ailesindeki bir insan olur. Babası, dedesi, amcası, dayısı, abisi, kuzeni gibi. Hı-hı. Bazen o ailenin hani bir dostu olur. Aileye sık sık hani ziyaret eden, girip çıkan. Veya bazen de yine çocuğun güven çemberinde, yakın temasında olan öğretmeni, ustası, mesela yanında çalıştığı kişi gibi. Yani ortak paydasında mutlaka çocuğun bildiği, tanıdığı ve aslında güvendiği, yakın çemberinde olan ve temas halinde olduğu biri tarafından bunun uygulandığını ve hatta sistematik olarak bazen aylar, yıllar boyunca devam ettiğini görürüz. Hı hı. Bu çok çarpıcı ama çok net bir gerçekliktir. Bu tür olaylar kamuoyunda yankı bulduğunda bir parça bunu konuşabileceğimiz bir pencere aralanıyor. Hı hı. Ama aslında keşke bunu daha sık ortaya koyabilsek ve buna karşı uyanık ve dikkatli olabilecek bazı tedbirleri böylece anne babalar hayata geçirebilse. Oradan devam edelim mi? Özellikle burada tabii anne babalara çok büyük bir iş düşüyor. Çocuk adını nasıl koruyacaklar? Yani hakikaten onlar açısından da zor bir durum. Çünkü hani en güvendiğinizden, çok güvenli bulduğunuz birinden nasıl koruyacaksınız? Sürekli herhalde dediğiniz gibi tetikte olmak gerekiyor, değil mi? Yani o zor ve hassas bir denge gerçekten. Hı hı. Bir kere anne baba olmak zaten zor. Hani Türkiye gibi hani çocuk güvenliğinin, kadın güvenliğinin maalesef dünya standartlarının çok altında olduğu bir ülkede çocuk yetiştirmeye çalışmak çok çok daha zor. Ama tabii ki işin hani hassas bir dengesi de tutturulmak zorunda. Yani hı hı. Fazlasıyla tetikte olma hali de kişinin hem anne babanın kendi ruh sağlığını hem de çocuğun ruh sağlığına ve gelişimine olumsuz yansıyabilecek bir potansiyelde. Ama tabii öteki uçta aynı şekilde çocuğu tehlike ve tehditlere karşı fazlasıyla korumasız bırakabilecek bir şey. Aradaki dengede ne yapmak gerek noktasında birkaç şey çok önemli ve kritik. Bunlardan ilki, her şeyden önce işin özünde anne babayla çocuğun arasında samimi, açık bir iletişimin kurulabilmesi hayat kurtarıcı olan şey. Yani bu şu demek, çocuk başına ne gelirse gelsin anne ve babasına veya ona bakım veren, eşlik eden ailesindeki yetişkinlere, büyüklere bunu anlatabilmeli. Çocuğa böyle bir güven ortamı sunulabilmeli. Yani anne babanın sözlü ya da sözsüz olarak, ilişkisel olarak çocuğa verdiği, hissettirdiği mesaj, senin başına her ne gelirse gelsin bu hayatta ben senin yanındayım. Hı-hı. Olmalı. Hı-hı. Sözler olarak da bu tekrar tekrar paylaşılabilir ama daha önemlisi davranışsal olarak da bu mutlaka gösterilmeli. Pek çok çocuk veya pek çok ergen anne babasının tepkisinden korkacağı için, anne babasının kızgınlığından, öfkesinden, onu cezalandıracağından, onu suçlayacağından korktuğu için veya üzüntüden kahrolacağından korktuğu için anne babasına anlatamıyor başına gelen şeyleri. Evet. En büyük ölçüde evet utanç. Hı-hı. Ama o utancı yaratan şeyler de biraz da yine toplumsal kodlar. O nedenle her şeyden önce bu utancın bunu maruz kalana değil, bunu gerçekleştirene, faile ait olduğunu hiç unutmamak gerekir. Bu iletişim ve temel güven ilişkisinin üzerine anne babaların uyanık ve dikkatli olabileceği bazı temel şeyler var. Hı hı. Mesela çocuklardaki en temel hani problem sinyali bizim için, bir şey olduğunu sinyal veren şey çocuklardaki davranış değişiklikleridir. Hı hı. Mesela uykuları bozulmaya başladıysa, iştahı değişmeye başladıysa, geceleri korkulu rüyalar, kabuslar görüyorsa ve ağlayarak uyanıyorsa, daha önce hiç yaşamadığı korkular dile getirmeye başladıysa, evde yalnız kalmaktan korkmak ya da sokağa çıkmaya korkmak, biriyle karşılaşmaktan korkmak gibi. Hı hı. Bu tür şeyler mutlaka dikkate değer, fark edilmesi gereken şeyler. Veya daha net bir şekilde, eğer çocuk bir yere, bir kimsenin evine mesela, bir aile dostu olabilir, akrabalardan birisi olabilir, ben oraya gitmek istemiyorum diyorsa, ben o kişiden korkuyorum diyorsa, bir şekilde o insanla ilgili yoğun bir duygusal tepki ifade ediyorsa veya bir şekilde davranışsal olarak sergiliyorsa, bu mutlaka
dikkat edilmesi gereken bir şey. Mutlaka orada bu korkunun veya o uzaklaşmanın ardında ne olduğunu çocuğu çok hani ürkütüp rahatsız etmeden, korkutmadan, hani daha da onu baskı altına hissettirmeden ama mutlaka sormak ve anlamak lazım. Onu korkutan şey ne, onu rahatsız eden şey ne? Çünkü çoğu zaman çocuklar bunun sinyalini bu şekilde veriyorlar. Yıllar boyu bir akrabası tarafından cinsel istismar gören mesela çocuklar çoğu zaman ben oraya gitmek istemiyorum der anne babasına. Ama çoğu zaman anne baba hayır o senin büyüğün, hayır o senin amcan, hayır o senin deden, işte bayram gitmen gerek gibi bir takım şeylerle ardında belki de böyle bir şey akıllarına gelmediği için hani bunu suçlamak için ortaya koymuyoruz ama çoğu zaman işte bu nedenle bunları ortaya koymak önemli. Bu tür ipuçlarına uyanık ve dikkatli olmak adına bunlara dikkate almak gerekir. Veya daha küçük yaştaki çocuklarda özellikle çocukların bedenindeki mahrem alanları çocuklara öğretmek faydalı bir tedbirdir. 3 yaşından itibaren çocukların cinsel kimlik gelişimi de başlıyor ve şekilleniyor. 3 yaşından itibaren bizim genellikle önerdiğimiz şey karşı cins olan ebeveyn değil de hemcins olan ebeveyni banyoda, tuvalette mesela ona eşlik etsin ve yardımcı olsun. Karşı cins olan ebeveyn biraz daha yavaş yavaş uzaklaşsın ve mesafelensin. Veya bir başka şey çocukları başkalarının önünde soymayın, giydirmeyin. Onların o mahrem alanlarına siz öncelikle saygı gösterin ve kendi davranışınızla örnek olun. Veya bir başka şey, bunu söylediğimiz zaman bazen anneler babalar kızıyorlar bize ama çocuğunuzu severken onu dudağından öpmeyin mesela. Çünkü çocuk iyi dokunmayla kötü dokunmayı, yakın ve güvenilir birinin öpmesiyle uygunsuz öpmeyi birbirinden ayrıştırmakta zorlanır böyle bir mesajda. Bu gibi şeylere dikkat etmek genelinde. Sinyallere dikkat etmek ve çocuklara kendini nasıl koruyacağını öğretmek bu işin çok önemli bir parçası. Kendini nasıl koruyacağını öğretmenin bir parçası da, bu da gene bir dönem kamuoyunda çokça tartışılmıştı. Aslında doğru ve isabetli şeylerden birisi, çocuğun ses çıkarmasını, bağırmasını, yani bunun özünde ne var? Bir yetişkine bunu bildirip yardım isteyebilmesini ona öğretmek ve mutlaka aşılamak. Çığlık atmayı öğretin dediği için bakan, tepkileri... Evet ama tabii o bir metnin içinden tek bir cümleyi çekip hani konuyu buna indirgemek değil ama bu da öğretilmesi gereken şeylerden biri. Onun özünde söylemek istediğimiz şey de dışarıya bir başka insana yardım isteyecek şekilde bunu bildirsin. Susmasın, yeri çekilmesin, korkmasın kısmı. Sürem çok daraldı ama şunu da sormak istiyorum. Şimdi aslında hani bu cinsel istismarlar, şiddet, kadına yönelik cinayetler bizim hep gündemimizdeydi dediniz. Zaman zaman bazı olaylar üzerinden bir duyarlılık gelişiyor. Bunda medyanın rolü çok büyük. Ama biz hep medyayı da konuşuyoruz. Nasıl vermesi gerekiyor bu haberleri? Bilinç düzeyinde bir yandan da baktığınızda belki hani şimdi ben sizi dinlerken bütün bunları artık daha çok konuştuğumuz için anne babanın biraz daha hani olayları gördükçe daha dikkatli davrandığını da görebiliyoruz. Bu da yadsınamaz bir gerçek ama medya konusunda ne söyleyeceksiniz? Yani haberleri veriş biçimi doğru mu, nasıl vermeli, tetikleyici bir rol oynuyor mu? Ama sürem çok az. Tamam. Kesinlikle çok önemli bir rolü var medyanın. Bir, haberin veriliş dili kesinlikle çok büyük önem taşıyor. Yani kadına yönelik bir şiddet haberini daha önce de çok konuşmuştuk burada. Cinnet başlığı altında vermek bu davranışı meşrulaştırmak demek olur. Çünkü şiddet anlık bir kontrol kaybı değildir. Şiddet planlı, seçilmiş, sistematik bir davranış biçimidir. Bir kere böyle bir şey var. İkincisi, gene o haberin veriliş biçiminde şiddeti bir şekilde mazur gösterecek, meşru kılacak açıklamalar yer vermek. Mesela karısına işte şiddet uyguladı veya karısını öldürdü ama ile başlayıp bunun aslında ardında bir hikaye olduğunu, bu adamın öfkesini, üzüntüsünü veya her neyse onu bu noktaya getiren bir hikaye olduğunu ortaya koymak bir kere başlı başına hani burada bir şiddet var ama buna haklı kılan bir hikaye de var demek olur. Buna hizmet etmemek gerekir. Bir diğer önemli şey bu tür haberleri verirken şiddetin pornografisi dediğimiz hale getirmemek gerekir. Yani bir istismar haberinde de, tecavüzde de, cinayette de veya intihar haberlerinin verilişinde de yol ve yöntemle ilgili çok fazla detayın paylaşılması bu ve benzeri olaylar için tetikleyici ve özendirici bir rol modeli olabiliyor. Bunun da gene dünya genelindeki istatistikleri çok nettir. Son olarak da vurgulayabileceğimiz şey mutlaka bu tür haberleri verirken bunun yanında okuyan veya izleyen insanları bilgilendirici, bilinçlendirici bir temel bilgiyle birlikte sunmak.
koruyucu ve önleyici yol ve yöntemler için de hayat kurtarır. Çok teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. Sayın Serap katkılarınız için çok sağ olun. Evet, Türk Psikologlar Derneği İstanbul Şube Başkan Yardımcısı, klinik psikolog doktor Serap Altekin bizimle birlikteydi. Kadına şiddeti, daha doğrusu aslında toplumda şiddeti konuşmuş olduk. Bir kez daha teşekkür edelim ve devam edelim.